Merhaba arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz zaman da başlıktan da gördünüz. Şöyle malzemelere baktığınız zaman da anlıyorsunuz ki ne yapıyoruz bugün? Brownie yapıyoruz. Çikolatalı kek yapıyoruz. İçine şöyle biraz da ceviz koyacağım ben. Çikolata eritip koyacağım ekstradan. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ben brownie olduğu için 4 tane yumurta kırarak başlıyorum. 4 tane yumurta kırarak başlıyorum kekime. Yalnız şöyle bir her videoda fark ediyorsunuzdur ki benim kamera ayaklığım olmadığı için arkadaşlar biraz çekimleri biraz zor yapıyorum. Bunu da alacağım en kısa zamanda daha güzel görüntü için. Öncelikle şöyle malzemeleri saymak istiyorum sizlere. 4 tane yumurta, 1 su bardağı şeker, benimki biraz büyük. Biz tatlı seviyoruz çünkü. 1 paket kakao. Şokoley diyor. Bunu ben A101'den almıştım. Severek yiyoruz. Keke de biraz onu benim oraya usulü eritip eklediğim zaman brownie'li ya, piştikten sonra üzerime döktüğüm sosun içine ilave ediyorum. Daha çok lezzetli oluyor. Şöyle devam edelim. Biraz ceviz içi. Şöyle biraz bir avuç kadar var evde. İçine ilave edeceğim. Şöyle bir su bardağı. Bu nasıl yağ? Sıvı yağ. Yarısı yarısı da normal ayçiçek yağı arkadaşlar. Kabartma tozu, vanilya, un ve süt koyacağız. Şimdi başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 4 tane yumurtamı kırdım. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Bir su bardağı. Şimdi bu 4 yumurtayı biraz oda sıcaklığında bekletmeniz gerekiyor. Daha güzel kabarıyor o zaman kekiniz. Şimdi çırpalım. Fişi takmadan çırpmaya çalışıyorum ben. Bu da çok güzel. Açık unutup fişi takan ben. Çok güzel. Çırpıyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle gördüğünüz gibi iyice köpürdü. Şekerler iyice eridi. Bu noktada ne yapıyoruz? Önce tabii ki sıvıları koyuyoruz. Şöyle yarısı ayçiçek, yarısı zeytinyağı olan bir su bardağı yağımı dolduruyorum içine. Evet. Şimdi bir su bardağı da ne yapıyorum? Arkadaşlar, süt ilave ediyorum. Bir su bardağı sütümü döküyorum. Şimdi tekrar çırpacağım. Evet arkadaşlar, şimdi burada küçük bir tavada biraz su kaynattım. Şokilamı da içine koydum. Birkaç yemek kaşığı. Zaten az vardı benimkinin. Hepsini boşalttım. Bu şekilde bu eriyecek bir yandan. Bu erisin arkadaşlar. Bir yandan ne yapıyorum ben? Şöyle kekimi hazırlıyorum. Bütün sıvıları karıştıracağım. Şimdi kakaomu da ekledikten sonra bir su bardağı ayıracağım. O ayırdığım sosa bu soğuyunca bunu ilave edeceğim. Yani pişireceğim kekin içine koymayacağım bu çikolatayı arkadaşlar. Evet, kakaomu da ilave ettim. Bir de bu şekilde çırpıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu oldu. Sıvıları karıştırdım. Burada çikolatam eridi. Bu soğuyacak biraz, bir 5 dakika alacak ki yumurtaları pişirmesin. Şimdi normalde şöyle bir su bardağı almamız gerekiyor. Ama ben şöyle bir kadeh alacağım büyük. Çünkü biz eşimle birlikte biraz fazla soslu seviyoruz, ıslak. Bu kadar. Çok az daha alacağım hatta. Evet. Bu kadar yeterli. Pardon. Bu kadar yeterli. Şöyle bir kadeh sosu ne yapıyorum? Ayırıyorum. Az önce erittiğim çikolata soğuyunca, şuradaki çikolata soğuyunca ne yapacağım?
Bununla bunu tekrar burada çırpacağım arkadaşlar. Şimdi kalan bu. Buna da bir bardak un ilave ediyoruz. Şekerli vanilyayı ve kabartma tozunu ilave ediyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi şu büyük bardakla bir bardak un koydum. Kabartma tozu ve vanilyasını da koydum. Şimdi yarım bardak daha ilave ediyorum. Yani bana göre 1,5, size göre normal su bardağı ile yapıyorsanız eğer 2 su bardağı un ilave ediyoruz. Şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, çikolatanın biraz soğuması için bekledim ben. Sıcak sakın koymayın çünkü yumurtaları pişirir diğer sostaki. Şöyle karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar sosumuz hazır. Sosumuzu dolaba koymayacağım. Çünkü kekimiz çıktıktan sonra 5 dakika ılıktan sonra hemen üzerine dökeceğim. Soğuk koymayacağım o yüzden. Bu sosu nasıl yapabiliriz? Normal hiç çikolata koymadan da yapabiliyoruz. Biliyorsunuz zaten bunu ıslak kek olarak. Yalnız ben çikolata koyuyorum. Daha güzel oluyor tadı. Daha yoğun bir tadı oluyor. Kalorisi daha fazla oluyor ama arada bir böyle olur. Buna illa böyle şokola değil, daha farklı çikolatalar, yani böyle katıları da benmari usulü eritip ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karışımım burada. Cevizlerimi şöyle biraz kırıp kırıp içine atıyorum. Cevizlerimi ağza gelecek şekilde. Bu tabi herkesin damak tadına kalmış. Ben şöyle 2-3 parçaya bölüp atıyorum karışıma. Ceviz ne kadar ceviz? Bir avuç. Bir avuç kadar ceviz. Zaten göz kararı ayarlarsınız ya da evde ne kadar varsa. Ben mesela evde bir avuç vardı, bir avuç koyuyorum. Daha fazla olsaydı bir yarım avuç daha eklerdim. Ama yok, şu an bir avuç olduğu için bir avuç ceviz koydum. Tekrar şöyle cevizlerle karıştırıyoruz. Tamamdır. Şimdi burada hafif yağladığım borcamım var. Bunun boyu tam geliyor bana. İçine kek karışımımı ilave ediyorum. Bu arada şu arkadan gelen uğultu fırınım. Turbolu açıyorum ben keklerde. Daha iyi kabarıyor gibi geliyor bana. 180 derece. Onu zaten tarife başlamadan önce açıyorum ki ısınsın bir yandan diye. Evet. Ne yapıyoruz? Şöyle iyice yayıyoruz. Bir 5 dakika daha fırınım ısındıktan sonra karışımımı ne yapıyorum? Fırına atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekim pişti. Kekimi aldım. Biraz beklettim, bir 10 dakika kadar. Hafifçe ılıdı. Şimdi kesiyorum kekimi ve üzerine sosunu koyacağım. Biraz orantısız kestim. Olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi üzerine şöyle sosunu tekrar bir karıştırıyorum. Çok lezzetli görünüyor sosum yalnız. Şimdi ne yapıyorum? Güzelce kekimi dökeceğim. Bol bol döküyorum. Biz biraz ıslak seviyoruz. Bu şekilde. Şunu da sıyırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kekim tamam. Görüyorsunuz çekiyor. Şöyle bir karıştırayım. Hemen çekiyor. Ve ben bu keki şu şekilde, yani 5 dakika sonra bu çektikten sonra yemeği seviyorum. Ilıkken seviyorum. Şöyle arkadaşlar, kekimiz hazır. Bugün sizlere böyle kolay
Elinizde olan malzemelerle yapabileceğimiz ıslak kek, çikolatalı ıslak kek tarifi gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın daha fazla video için. Ekstra bir önerileriniz varsa yorum kutusuna yorum olarak yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.